Günü dostlar efendim, iyi akşamlar. Tam bir saat gecikmeyle yine başlıyorum. Sizlere de tavsiyem, bildirimleri açın. Bu benim profilime gelip zile basıp bildirimleri açın ki yani geç kalmayın ya da en azından haberiniz olsun. Beklemeyin, insanların beklediğini biliyorum çünkü. Çok teşekkür ederim, bu da bir onur. Tabii bir dakika. Sorun var gibi ama inşallah sorun çözülecek. Birisi merhaba derse onu. Magedaf sizi yayına alma gibi bir istek gönderdim. Sadece amacım gürültüyü kesmek bu arada. Efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar. Açık ama bildirim gelmiyor. Gördüğünüz gibi bu da enteresan yani. Bunu da öğrenemedim bir türlü. Gerçekten bildirim geliyor mu gelmiyor mu? Merhaba. Ya eski günler ne güzeldi. Böyle başlardık arkadan nikah masası. Uzun uzun yıllar boyunca her gece gitar çaldık. En az 2 sene boyunca. Fince geliyor. Biraz sonra soracağım bu arada. Açık ve geliyor mu gelmiyor mu diye bana geldi. Hoş geldiniz. Yani biraz geç başlattığımın farkındayım. Artık yavaş yavaş ben de yaz moduna giriyorum ama haftanın 5 günü yayın yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bayramda ne yapacağız bilmiyorum. Yarın biz yolcuyuz aile olarak. Sonra planları göreceğiz. Geliyor bildirim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Panik atak. Dün de böyle efendim yenilere hep böyle kısa bir özet yapıyorum. Bu böyle şey gibi. Hayatımdan büyük hayal kırıklıklarından biri Lost diye bir dizi vardı. Hatırlar mısınız bilmem bunu. 2007-2008 falan. İnsanlar kafayı kaptırmışlardı böyle. Her gün Lost böyle bir muhabbet dönerdi. Bir insanlar ve insan topluluğu adaya uçakla düşüyorlar. Birinci bölüm yani birinci dönemde böyle işte garip garip hikayeler. İkinci dönemde ne oluyor da böyle bir kuyuda sürekli böyle bir şey zamanla gibi bir şeyler. Sonra adada başkaları vardı. Sonra bir şeyler çıktı. Zaman falan derken. Burada ben bunu seyretmiyorum. Ben dizi seyretmem. Yani zamanımı diziyle harcamam. Bana herkes böyle lütfen diziyi seyret, diziyi seyret, diziyi seyret falan falan böyle. Eşim de Zeynep de zorlamıştı. Yeni evliydik falan o zaman böyle. Ve kesin bir izle, ben de izle falan derken. Ben gerçekten onunla böyle baştan sona diziyi izledim. Sonra dizinin son sezonu. Yani beraber herkese yetiştim. Böyle 6 tane bölüm ve 5 tane bölüm diyorum sezon. Deli gibi bir şey yaptım yani izledim diziyi ve yeni sezona hazırlanıyoruz. Herkesle beraber. 7. ya da 6. sezonu izliyoruz böyle falan. Her hafta yenisi. Artık herkese beraberim. Ben de izliyorum. Hayatımda gördüğüm en saçma diziydi sonunda. Yani hayatımdaki büyük travmalarından bir tanesidir yani. Niye bunu söyledim? O dizide vardı. Previously on Lost derdi. Böyle yani bir önceki dönem şeyde yani dizide ne oldu şu ana kadar gibi. Ben de hep sürekli aynı muhabbeti yapıyorum. Yani şu ana kadar ne oldu? Yani hep sürekli böyle artık tabii insanlar ortadan girdikleri için. Şimdi Lost diye yani Lost diye bir dizi 2009'da bitti dizi bu arada. Araç tutması genelde zehirlenme travması bu arada. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Bana şu konuda güvenin. İşin özeti şu. Bizim yaşadığımız rahatsızlıkların temelinde beynin belirli bir anda bozulması var. Benim savım bu. Hiç değişen bir şey yok ortada. O an genelde senin kendi yaşadığın bir olay. Kendi beyninde çoğu zaman. Bazen annenin beyninden de geliyor olabilir. İş basit. Çocukken çok erken yaşta eğer
rahatsızlandıysan, çok rahatsızlık erken başladıysa, annenin beyninden sana ya da annenden sana miras kalmış olabilir. O epigenetik. Ben burada oturup basitçe anlatmaya çalışıyorum. Oturup sizi böyle terminolojiyle böyle yani neden ona kelimelerle sıkmak istemem. O zaman eğer annenden geliyorsa çalışma değişiyor. Anne yapabiliyor, bir şeyler oluyor falan. Çoğu zaman kendinden geliyorsa sen çalışma yapıyorsun. Çalışma nasıl yapılıyor? Bir kere çalışma yapmak için hangi anda, hangi dar alanda, hangi başı sonu belli olan, bazen bir dakika süren, bazen 10 dakika süren, bazen 10 saat süren, bazen 10 gün süren, bazen 10 hafta süren, 5 hafta tabii yani şey için söylüyorum, bazen yıllar süren bir beynindeki sorun ve duygu yığınını bulup ortadan kaldırmaya çalışıyorsun. İşin özeti bu. Biraz önce işitme kaybı denmiş. O da aynı ve şey denmiş işte başka bir şey meme kanseri nasıl çalışma yaparsın? Ya da bilmem neye nasıl çalışma yaparsın? Hep aynı. Bugün bakın size söyleyeyim. Yani şimdi isim vermeyeyim tabii ne olduğunu. Yaklaşık 2 ay önce mi bir ay önce mi falan bir danışmanımız beni yani kimse çok bilgi vermeyeceğim. Danışmanımız beni aradı. Barış Bey çok da sevdiğim biridir kendisi. Böyle dedi ki ben de böyle bir kist çıktı yumurtalıklarımda falan böyle. Dedim böyle yani işte şu an şöyle böyle işte doktor baktı şöyleymiş böyleymiş. Durum çok şey değil ama bir bakmak lazım falan diye. Konuştuk. Onun da son zamanlarda anneannesini kaybettiğini ve annenin anneannesiyle uğraştığını biliyordum. Yani yakından tanıdığım ve çok sevdiğim arkadaşlarımızdan bir tanesi. Bizim danışmandan bir tanesi. Telefonda yani dedim ki sen çalışma yaptın mı? Barış Bey dedi ben çok da çalışma yani kendi kendimi biraz zor yapıyorum dedi. Dedim bizim ekipten birisiyle yapsana dedim. O da evet ya aklımda var yapacağım çok da yapabilirim ama neyse Ramazan dedim yani aksatma dedim ya oturup da şeye gideceğine yani şu anneanne ile ilgili kayıp olayını bir çöz dedim. Tabii yani bugün haber yani şeyde var. WhatsApp grubumuzda bizim kendi aramızda bütün çalışanlarımızın olduğu bir WhatsApp grubu var. Birçok şirkette var biliyorsunuz. Hem danışmanlar var hem telefonlara bakanlar var. Yani bizim ofisim, bizim yani bizim grubun tamamı var. Bayağı da kalabalık bir grup. Oraya şey yapmış işte böyle böyle. Size çok güzel bir haber vereceğim. İşte danışmanlarımızdan şu an şey hanım demiyor kendi aralarında. Onda işte Barış Bey ile bunu konuşmuştuk işte şu kadar zaman önce. Ben de şey yapıp şununla çalıştım ve şu anda bugün doktora gittim. Kisti yok. Hatta büyük olacağını bekliyordu 10 santim civarında. Doktor da şaşırdı. Böyle böyle diye. Şimdi herkes sorar hangi kişi kim falan diye. O yüzden şey vermiyorum. Kişi nerede o, ne yapıyor, ne ediyor falan detaylarını vermiyorum. Şimdi yani bu olay şuydu. Niye bunu şey yaptık? Çünkü dedi ki yani işte bir ay önce ya da 3 hafta önce bende bir kist bulundu. Nerede? Yumurtalıkta. Şimdi yumurtalık. Şimdi sizin yapmanız gereken şey şu. Yumurtalık kisti değil mi? Ne zaman bulundu? 3 hafta önce. Demek ki ilk kez 3 hafta önce. Zaman ne zaman? Ben onunla konuşmamdan 3 hafta önce. 2023 yılı zaten. Tamam mı? Okey. Yani travma ne zamana kadar? Genelde hep diyorum ya hastalık travması, hastalık başlamadan 5 sene öncesine kadar genelde. Tamam mı? Ama bazen bir gün önce de yani bazen şu da olabiliyor bazı rahatsızlıklarda. Dün bir hanımefendi katıldı ve onun türünde olan rahatsızlıkta travmayı yaşamaz rahatsızlık başlıyor. Çünkü onun bir sinirsel rahatsızlık başlıyor. Hatta dünkü yayını kesin izleyin. Şimdi normal şartlarda yumurtalık kisti başlangıç yılı 2023. Yani ben bunu niye örneği veriyorum? Herkes bu örnekten kendi sorununu çözmeye odaklansın. Sorun ne? Yumurtalık kisti ya da tümör mü diyeyim yani tam böyle bir ortada bir yerde iyi mi kötü mü? İyi huylu gibi gözüküyor ama yani işte alacaklar yani ameliyat gibi bir şey olacak yani. Bir operasyon geçirecek normal şartlarda. Neyse 2023'e çıkan yumurtalık. Sağ taraf sol taraf onu da öğrendik. Bu arada yumurtalık kistlerinde bununla ilgili bilgi almak gerekiyor. Yani acaba travması nedir diye düşünmen lazım. Ve de
başka bilgiler de var mı? O yüzden başlangıç 20, 2023'te biliyorsan benim bu son o an kitabının son diğer kitaplarda ama bu biraz daha da iyi liste yani daha da genişletildi. Yumurtalık kistine Y harfine gidiyorsun bak inlere söylüyorum. Sonra yumurtalık kistine gittikten sonra orada diyor ki bakın yumurtalık kistini okuyacağım size. Çünkü hep aynı şey. Yani benzer bir fark yok. Şunu ne yapacağız, bunu ne yapacağız diye. Y harfine gidiyorsun. O an kitabına. Tamam mı? Yumurtalık direkt okuyacağım size. Çok basitçe. Yumurtalıklar kist veya da kanser. Kayıp, ayrılık, ölüm, terk edilme travması, baskın el kuralı geçerli. Tekrar söylüyorum. Kayıp, ayrılık, ölüm, terk edilme, travma. Kayıp, ayrılık, ölüm, terk edilme. Tamam mı? Bak, travmayı öğrendik. Ne zamana kadar gideceğiz? 2018 yılına kadar. 2018 yılına kadar ben, yani o hanımefendi soracak, ben bir kayıp, ayrılık, terk edilme, ölüme benzer bir travma yaşadım mı? Baskın el kuralı geçerli. Bu arada baskın el kuralı geçerliyse yumurtalıkta geçerli. Baskın el kuralı şunu diyor bu arada. Bu kitapta da yazar. Yumurtalıklar için, çok özellikle yumurtalıklar için. Eğer sağlaksan sağ tarafındaki yumurtalık baba, eş, kardeş kaybıyla ilgili ölümü vesaire ilgili. Sol tarafta anne, çocuk kaybıyla ilgili. Bu hanımefendinin sol tarafında var. Tamam mı? O da yani şuna bakıyor. 2023 ile 2018 arasında kayıp yaşadın mı? Anne çocuk. Anne çocuk. Geçen sene zaten yani bir sene önce baba anneannesini kaybetmiş. Annesinin annesi. O anne gibi birisi onun için. Tamam mı? Diyor ki bu benim anne travmam diyor. Yani ben anne diyorum. Anneanne ölümü travması diyor. Çok basit. Travması da belli zaten. O zaten o işi bir çok basit bir yavaş anlattım ki herkes beyin o süreci anlasın diye. Neye göre dedi? Hastalık ne zaman başladı? Travma ne zaman olmuş olabilir? Genelde 5 sene öncesine kadar bu kesin garanti değil. Yenilere özetliyorum. Sonra da belirli bir travma cinsini arıyor orada ve bu yumurtalıkta sağ taraf, sol tarafta özellikle bir bilgi verdiğinden de ona da bakıyor. Kayıba bakıyor. Ve diyor ki bu benim çok net bir şekilde anneanne kaybı. Çok üzülmüştüm. Zaten uzun bir süre onu ben biliyorum tedavi etmeye de çalışmışlar hanımefendiye. Ve çalışıyorlar. Sonra kiste geçiyor. Şimdi her kistin kesin geçeceğinin garantisi var mı? Hiçbir şeyin dünyada garantisi yok. Yani çünkü bu arada bir kist geçmiyorsa travma yani neden geçmiyordur biliyor musunuz? Bir, travması yanlıştır. İki, travması birden fazladır. 3. Sen iyi bir çalışma yapmamışsındır. 4. Zaten o tarz kist geçmiyordur. Yani şu anlamda yani bazı kistler var ki çalışma yaptığın zaman da durdurursun da tamamen temizlenmeyebilir. Bunun detayları var. Yani bazen böyle durduruyorsun falan. Umarım şu anlattığım örnekle herkes konuyu biraz daha iyi anlamıştır. Tamam mı? O yüzden bana şu hastalıkla ne yapıyoruz, bu hastalıkla ne yapıyoruz, bunda ne yapıyoruz, onda ne yapıyoruz diye düşünmesin. Şimdi buradaki sorun ne? Anneanne ölüm travmasını, anneanne ölüm travmasını nasıl temizliyoruz? Tamam mı? Konu bu. Bak konu bu. Şimdi anneannenin ölüm olduğunu söyledik. Konu ne? Peki nasıl temizliyoruz? Bu çok basit bir şey değil. Özellikle zaten bu kitabı yazmamın sebebi bulduğumuz travmaları nasıl temizliyoruz mantığı bu anlattığım yeni anlattığım MKB sisteminde var. Tamam mı? Burada mesela ben çok basitçe söyleyeyim. Bir travmanın ne kadar sürede temizleneceği, travmanın ne kadar sürdüğüyle ilgili. Yani süresi önemli. Şimdi bu olay sevgili bu bizim danışman için 3 sene sürmüş olabilir. Çünkü ben hatırlıyorum. Çok zor bir dönemden geçti ve sürekli anneannesi hastaydı ve çok üzülüyordu ve çok çok ciddi bir tedavi süreci oldu. Tamam mı? Şimdi 3 senelik bir tedavi sürecinde beyin çok yüklenmiştir.
Tamam mı? 3 senelik tedavi sürecinde. O yüzden bu travmayı çözmek aşırı kolay değil. Ama eğer travma hiç beklenmedik ve kısa sürseydi, yani bir anda olsaydı, yani atıyorum 85 yaşındaki anneannesi kalpten ölseydi bunu çözmek çok daha kolaydı. Şey bak, kalpten ölmesi travması, bak 85 yaş, öbürü de 85 yaş, bir fark yok. Birisinde süreç uzun sürdü. Burada travmanın beyindeki yükü artar, çok süre çok uzun çünkü. Birçok an var. Yani 3 sene içerisinde bana söyleyin kaç tane an var? Kaç tane an var? An desek ki 3 saniye. Bir insan 3 saniyeyi an olarak algılayabilir desek. 3 tane 3 saniyelik anlar. Ya 3 seneyi 3 saniyeye bölün, kaç tane bulacaksınız? Yani hepsi önemli anlar değil. Çoğunu atıyoruz zaten de. O yüzden bir travmanın ne kadar uzun sürede çözüleceğini en çok belirleyen şey travmanın ne kadar sürdüğü. Tamam, bilginiz olsun. Çünkü eğer bir travma uzun sürdüyse onu çözmek çok uzun zaman olur. Çünkü bir uzun süren travmada çok daha farklı anlar vardır. Beyin çok uzun süre boyunca farklı durumlara maruz kalmıştır. Ama sadece telefonda kalp krizi geçirdiğini duyan birisi kalp krizini duydu. Ertesi gün yani çok üzülür, doğru. Ama bunu çözmek kolaydır çünkü daha öncesinde bir an yok. Telefon anı var. Hastanede kötü bir durumda görmek olabilir. Sonra da cenaze anı var. Sonu bitti. Bakın ikisi de aynı ama birisi çok daha farklı çözülmesi lazım. Yani çünkü şunu bulmak gerekiyor. Yani bu şu an biraz seminerlik bilgi veriyorum. Onu da söyleyeyim. Çok detaylar var ama ben bu kadar basit değil. Evet. Şimdi 3 sene süren bir travmada beyin hangi anda yamulduğunu bilemeyiz. Çok daha fazla ihtimal var. Ama 3 gün sürdüyse o olay, hatta birkaç gün, bir gün sürdüyse çok basit. Bir gün. Ne oldu? Haberi aldığı anda şok geçirdi. Hastaneye gidince şok geçirdi. Yani belki ölüm ve de yani vefat işlemleri yapılırken çok üzüldü. Sonra da zaten olayın cenazesinde üzüldü. Anlar belli mi? Bayağı belli. Niye? Çünkü zaten yani böyle bir hikayenin anları zaten bariz. Tamam mı? Yani biz aslında nöroformatta bakın. Size yani bugün çok böyle seminer vari özel bilgiler veriyorum. Tamam mı? Yani bizim beynimiz sürecin tamamında yamulmuyor. Bizim beynimiz belirli bir anda yamuluyor. Aklınızda bulunsun, bu çok önemli bir bilgi. Zaten son kitabın adının o an olmasının sebebi, yani bunu yazması birikimler ve stres değil, anlar aslında. Bilginiz olsun. Yani biz bir travmayı tamamıyla ilgili çalışmıyoruz. Biz travmanın anılarına çalışıyoruz. Çok detay var. Çok detay var, bilginiz olsun. İyi çalışmak çok önemli. Çok iyi çalışmak önemli. Olay sadece 3 seneyi oturup anlatıp ağlamak değil. Mesela demin anlattığım mesela kist olayında, yumurtalık kist olayında muhtemelen uzun çalıştılar. Burada bir danışman, başka bir danışman arkadaşına anneannesinin, tabi tamamen iyi niyet bir şey, anneannesinin ölüm dönemini çalışmış. Belki ilk kanser olduğunu hatırlıyorum. Kanser olduğunu öğrendiği anı çalışmış. Sonra bir tedavi anını çalışmış. Başka bir anını çalışmış. Başka 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 başka. Bu dönem biraz uğraştılar. Sonra da bugün doktora gidiyor ve kistinin olmadığını söyleniyor. Tamam. Tabii de dediğim gibi her çalışılan travmada illa kesin bir kist yok olur diyemeyiz. Bir niye olmayabilir? Tekrar söyleyeyim. Bir, travmayı bulamamışsındır. İki, travmanın önemli anlarını yakalamamışsındır. Çalışmayı yapamamışsındır. Duygu çıkaramamışsındır.
Yani çok fazla başarısız olabilecek neden var, onu söyleyeyim size. Bakın tekrar söyleyeyim. Bir çalışmada başarısız olmayı sağlayabilecek çok sebep var. Yani konu aşırı da kolay değil. Sadece travmayı buldum diye bakın. Bunu nereden söyleyeyim? Geçen gün de söyledim. Hatta kendisi seminere de geldi. İmza gününe gelen bir hanımefendi. Travması ne? 13 saat Kahramanmaraş'ta göçük altında kalmış. 13 saat. Travması belli mi? Aşırı belli. Burada başka ne olmuş? Galiba birkaç tane kızı kardeşini kaybetmiş. Travma belli mi? %100. Bir travmayı bulduğu için ya da biraz ağladığı için hanımefendi iyileşiyor mu? Hayır. Yani size başka bir soru. Deprem zedelerin travması belli mi? Bakın her size soruyorum. Deprem zedelerin travması belli mi? Söyleyin. Travmalarını bulduk mu? Deprem zedelerin travmalarını bulduk mu? Belli mi? Değil düşünün. Hepsinin travması belli. Deprem zaten. Anlatabiliyor muyum? Peki hepsi iyileşiyor mu? Hayır demeyin, yapmayın ya. Yani deprem dedi diyoruz. Travması belli mi? Belli lan yani. Değil demeyin ya. Ama güzel ama ben yanlış bir şey yaptım. Siz de mi Brutus? Ben şu anlamda diyorum. Adam depremzede. Ha bu, ama travma belli, anları belli, anlarından bahsetmiyor. Anlarından bahsetmiyor. Adamın travması belli, deprem olmasa adamın travması. Burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Adam hala travma yaşıyor. Ve ya da işte bu hanımefendi İstanbul'a atmış kendini ve tedavi oluyor hala. Yani travmayı bulmak, hatta anları bile bulmak kesinlikle çözdüğün anlamına gelmiyor. Sadece ağlıyorsun ve şuraya vuruyorsun diye iyileşmiyorsun. Onu anlar zannettik diyorlar. Okey, ha. Yani şunu demek istedim. Yani burada anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Depremzedelerin tamamının şeyleri belli, travması belli. Hepsi de deprem değil. Bu travma. Bak başka travmaları belli mi diye sormuyorum. Adamın depremzedelerin asıl travması belli. Deprem geçirmiş olmak, sevdiklerini kaybetmek. Travma %100 belli zaten. Bu travmayı nasıl çalışacağımızdan bahsetmemiştim. Yani ben de adamın travması belli. Ve bunu biliyorlar ve ağlıyorlar diye kafalarını vursalar iyileşmeyecekler. Kafalarına vuruş yaptıkları için. Konu çok detaylı. Onu anlatmaya çalıştım. Şimdi efendim bugün ve birkaç şey anlatıp olay anlatıp yani böyle iyileşmeyi çok almayacağım. Hocam CK yükseliyor. Bak, şu lafı mesela şey yaptım. Peki travma dediğin şeyi bulamıyorum. Ya da hayatımın her anı travma. Biraz önce bir kilo iyileşmesi anlattım. Anlatmadım, yayınladım. 2 gün önce mi? 3 gün önce. Ya ben 2 gün önce. Pazar akşamı hanımefendi yayına katıldı ve hanımefendi 35 kilo verdiğini söyledi toplu demoda. Yani siz de izlediniz. Hüseyin Hanım. Biraz önce yayınladım. Şu anlamda hanımefendiye sürekli dalga geçmişler. Bakın. Bugün bir arkadaş, bak açık bir şey söyleyeyim mi? Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bugün kritik. İyi dinleyin.
Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Çok da muhabbetten keyif aldım. Hatta beni o arkadaşım da sürekli bir mekanda böyle oturup bir yandan sohbet edip bir yandan da bir şeyler yerken görmüş olabilirsiniz. Hatta bu yayında olan birkaç kişi mesela merhaba dedi falan, fotoğraf çektirenler falan oldu. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok yıllardır, 30, yani 25 sene, 27 senelik falan arkadaşım herhalde. 27, 28 de olabilir. Yani 90 6'dan beri falan arkadaşım. Evet. 96, 27 sene. Çok yakın dostum yani. Neyse, söyleyeceğim şey şu. Bana şöyle bir laf etti. Dedim ki doğru. Dedi ki şu elindeki bilgisayar yüzünden dedi. Cep telefonu yüzünden. Yani artık topluma, dünyaya geçmiş olsun dedi. İnsanlar artık o kadar çok tüketmeye alıştılar ki, o kadar çabuk soruların çözülmesine alıştılar ki, uzun uğraş gerektiren şeylerle kimse ilgilenmiyor dedim. Bu arada ben de kabul ediyorum bunu. Yani %100 katılıyorum. Dedim %100 katılıyorum sana. Bunu konuştuk. Yani bana katılan varsa söyleyin. Yani siz ya da buna şöyle deyin. 0 ile 10 arasında söylediğime katılanlar bir puan versin. Deyin ki. Yani ben dediğim şey şu. İnsanlar çabuk çözüme o kadar çok alıştılar ki bu cep telefonu sayesinde. Yani bu internettir. Yani böyle bir şey izliyor. Hemen keyif alıyor ya da almıyor ya da geçiyor. Artık kimse de şey modunda. Yani herkes hemen her an çözüm istiyor. Hiç kimse uğraşmak istemiyor. Hiçbir şey konsantre olamıyor. Bir şeyle uzun süre ilgilenemiyor. Böyle bir hepimiz dikkat bozukluğu falan olduk yani. Dikkat bozukluğumuz var yani. Bütün dünyaca dikkat bozukluğumuz var. Kimse böyle uzun vadeli bir şey konsantre olamıyor. Şey ne yapacak yani? Çocuklar ne yapacak bu durumda? Mette sabır yok gerçekten herkes. Bu işte sabrınız olmazsa iyileşemezsiniz. Bak söyleyeyim. Yani o yüzden söyledim. Yani sabrı olmayan, hiçbir şey öğrenmeden, tamam mı? Çalışmadan bana bir tane böyle yapın da iyileşin diyenler buradan hemen çıksınlar. Çünkü iyileşemezsiniz. İmkanı yok. Vallahi billahi. Ya bu işte öyle 2 dakikalıkta hemen bir şey yapacağım. Falan diye hareketler yaptım da iyileştim diye bir dünya yok. Yüzden yani öyle yani bu olay tembel işi değil. Tamam mı? Yani konuyu an... Burada bence sizler de sabırsızsınız. Yani öyle bir dünya... Yani sizler de sabırsızsınız. Yani birçok burada insanlar da var. Çocuklar sabırsız diyor ama bence bütün herkes sabırsız. Konuyu anlamadan çözecek bir şey değil. Burada biz yani çünkü şey var. Yani ya beyinde bilmece kolay çözülmüyor. Ya bizim olayımız böyle kısa bir yapay zekalık gibi bir şey durmuyor. Yani şey olsaydı iyi olurdu. Böyle, yani biz robot olsaydık böyle yapsaydı böyle travmayı çıt 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 kısa devreyi çözer gibi çözseydi iyi olurdu. Ama öyle değil ki. Demoz'da 40 yıllık bağımlılık. Bu arada çok merhaba, kısa bir merhaba deyin. Merak ettim. Sadece zaman bırak. Nemli özeller kol. Böyle bir merhaba deyip şey yaparsanız sonra da çok özel bir huzur yapacağım bu akşam. Çok özel bir huzur. Hatta başlamak üzere. Hanımefendi şey olmaz ise çok özel bir huzur yapacağım. 30 senelik tırnak yemeği bırakmış da yayına katılsanız böyle çok başarılı, çok kısaca bir anlatın. Ne yaşadınız derken. Vallahi geldi.
Tırnaklarınızı çok kısaca hoş geldiniz hanımefendi. Tamam, doğru yerdesiniz. Yanına basın. Bir dakika. Çok doğru yerdesiniz. Gelmek üzeresiniz. Bu arada evdeki modeminize yaklaşabilir misiniz? Pardon. Evdeki Bir dakika. Çevirin. Şöyle, tamam, onu anladım. Bakın, kendi ekranınıza basın ve sonra şöyle oklar var. Şöyle oklar. Kamerayı açın. Tamam şimdi. Tekrar basın. Tamam. Merhaba. Tamam. Sizi gördük de modeminize yaklaşırsanız daha iyi bir sonuç alabiliriz. Modeminize çok kısaca. Telefonla bağlanıyorum hocam şu anda. Tamam. O zaman Ha, ama dil olarak şu an sıkıntımız var. nereden bağlanıyorsunuz? Aynen. Nereden bağlanıyorsunuz? Telefon, internet. Doğru gideyim ama gene sıkıntı var gibi. Ya da böyle pencereye falan mı yaklaşsanız? Gelmiyor mu sesi? Pencereye yaklaşabilirsiniz. Pencereyi açabilirsiniz. Merak ettim nasıl tırnak yemeği bıraktınız diye. Ya ben sizin demonuza katılmıştım, tesadüf görmüştüm. Zaten çok ilgiliyim bu konularda. Balkona çıkayım, belki daha iyi olacak. Demonuzda bu konularda fazla ilgi var hocam. Demonuza katılmaya karar verdim. Tırnak yemeği dedim. Bu tırnak bırakamıyorum. Çözebilir miyim? Hani çözebileceğime inandım daha doğrusu. Demo sonucunda çok fazla midem bulandı. Sonrasında sabah elim ağzıma çok kötü bulanıyor. Bugün bu yemiyorum. Kaç sene önce bıraktınız bu şeyi? Daha iyi. Daha yeni bıraktınız. Yani bir ay öncekinde mi? Evet. Tamam. Tamam. Bir ay önce dedim onu. Yani çok yeni ve herkes bütün Şimdi. ben de dahil. Vallahi sizi Yani mümkün olmayan bir şey bana göre var. güzel Nermin oldu. Hanım, Nermin Hanım, keşke siz daha iyi bir, bak, siz nereden katılıyor demiştiniz? Alanya'dan. Almanya'dan mı? Almanya'dan mı? Evet. Aynen. Almanya'dan mı? Aynen. Alanya. Alanya, ha, Alanya. Sevgili Alanya Belediye Başkanı ve sevgili yetkililer, Alanya'da bir Alanya gibi çok turistik bir şehrimizin internet sorununa bir çözüm, sevgili operatörler. Ya, felaket bu arada. Nermin Hanım, çok sevgililer, hiç anlayamıyoruz. Ben anlamış gibiyim. İnşallah, bir şeyi de çok merak ediyorum nasıl şey olacağınızı. Burada şey yapıyorum, bir dakika. Bu arada Nermin Hanım, beni umarım duyuyorsunuzdur. Çok merak ediyorum nasıl, yani şu anlamda tırnak yemeği bırakmış, çok çok merak ediyorum. Yani demoda ne yapmış, neye dikkat etmiş, onu öğrenmek için şey yaptım. Bu arada Manavgat Şelale Travma bilenler de gayet iyi şey yaptılar. Yani Manavgat şey değilmiş, Alanya'daymış. Bir ay önceki toplu çalışmada, bir ay önceki toplu çalışmada tırnak yemeği bırakmış. Ben nasıl bırak, nasıl çalışır?
nasıl çalıştı, nelere dikkat etti diye size güzel bir tecrübe olur diye dinlemek istedim. Olmadı. Efendim, bu akşam böyle çok uzun bir yayın yapmayacağım. Sadece küçük bir özel, çok özel bir huzur yapacağım. O yüzden artık konuyu sağlıktan huzura doğru şey yapacağım. Hoş geldiniz efendim. Özel huzur yayınımıza. Gitarlardan biri zaten farkındaysınız. Bu huzur da çok özel bir huzur olacak bu. Umarım içinizde hissedersiniz. Güzel hissedersiniz. Güzel şekilde içinize şifa verir. İçinizdeki acıları, son zamanlarda yaşadığınız acıları, hatta zor zamanları tamamen geride bırakmanıza biraz fayda sağlar. Biraz ağlarsınız, iyi olur. Çok özel bir huzur. Uzun zamandan beri yapmadım en son herhalde. Kısa bir tane yapmıştım da. Efendim, son zamanlarda yaşadığınız zorlukları özellikle ya da hayatınızdaki büyük zorlukları düşünerek demo diyorum, bu huzurda iyi hissetmenizi istiyorum. Özel bir demo bu. Çok özel bir. Sesime, gitarın sesine sol kulağınızda hissedin. Ve sol kulağınızda hissettiğiniz bu duyguyu kalbinize dokundurun. Sonra kalbinizden
karnınıza, tüm bedeninize böyle o titreşime, en derinlere, en böyle içinizdeki belki o kilit noktaya, böyle unuttuğunuz yerlere dokundurun ve içinizdeki belki tortuları, belki üzüldüğünüz şeyleri, belki yıllardır hatırlamadığınız şeyleri dışarı çıkarın. Tüm bacaklarınız, sırtınız, beliniz, başınız, boynunuz, tüm bedeninizde ne hissediyorsunuz, ne acı hissediyorsanız, ne böyle tortu hissediyorsanız, en derinleriniz, en ruhunuz, kalbiniz ve nerede o acı, o şey varsa ona dokunsun ve oradaki tortuyu dışarı çıkarsın. Aklınıza ne geliyor? Neredesiniz? Kimlesiniz? Sıcak mı orası? Soğuk mu? Bir kumsal mı? Bir ev mi? Doğa mı? Kimiz, ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? Bu arada ses nasıl? Tamam, güzel.
and all secrets never suspect. He doesn't play for the money rounds. He doesn't play for respect. He knows the cost to find the answer. Seninle birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu eve. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme. Yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen kadına. La
ufak bir gitar değişikliği yapıyorum efendim. O zamana kadar sesi açmıyorum. Ufak bir şarj da bitti. Şarjından çıkalım. O ışıklarda inanılmaz bir kural bozulmuş.
Not to softly let it away. All those words I just don't say. And nothing else matters. And we care for what they do. And we care for what they know. Yeter artık söyle, bilmiyorum ben böyle kaykırmak istedim sen giderken içimden. Sen gece
yeteri. Böyle olsa da elinle sadece bu şarkıyı ben nereye çalıyordum? Güzel vücutlar boş sıralar benimse yalnız tırnakların dinleri benim nedir ben de seni aldattım. Bir kez deneyim üsteyim çünkü beni çok kandın. Sevdiğim bir yalandı. Gönül çelen, gönül çelen. Aynı anda utanmadan durdum beni gönül çelen. Gönül çelen, gönül çelen. Bir anda utanmadan hem yere bandım hem yere durdum beni gönül çelen. Bir ufak bir akor. Thank you.
Böyle boğulmayacak bu şarkı. Farklı bir kapı kullanıyorum bu şarkı. Şimdi burada olmadı. Kapının gücü yetmedi efendim. O yüzden başka bir şarkı çalacağım. Siyah bir kapımız vardı. O da üstteki gitarda. Çok güzel bir şarkı çalacaktım ama vazgeçtim. Artık yavaş yavaş kapatıyorum efendim. Outside the door.
began to cold as if to summer. Been a long time since I found someone, since I found someone to stay. Waited too long, now you're leaving. Please don't take it home. Efendim, evet, son şarkı. Say you'll never let me go. Say you'll never,
say you never, say you never let me go. Take me in your arms and hold me. Take me in your arms and hold me. Take me in your arms and hold me. Say you never let me go. Take me in your arms and hold me. Take me in your arms and hold me. Take me in your arms and hold me. Say you never let me go. Say you never let me. Say you never let me go. Say you never let me. Say you never let me go. Take me in your arms and hold me. Take me in your arms and hold me. Take me in your arms and hold me. Say you never let me go. Take me in your arms and hold me. Take me in your arms and hold me. Take me in your arms and hold me. Say you never let me go. Bugün çok farklı şarkılar çaldım efendim. Hiç böyle her zaman aynı şarkıları çalmayayım. Hani insanlar Türkçe çal falan der de bırakın da ben çalacağım şeyi biraz şey yapayım ya. Çünkü yani her zaman da hep aynı şarkıda çalmaktan ben sıkılıyorum yani. Umarım kalbinize, özel kalbinize dokunur. İçinizde bütün gece dolaşır. Sol kulağınızdan böyle bütün gece sırtınız, beliniz, tüm ruhunuz en derinlerinizdeki o en böyle en derin duygulara dokunur. Okey, anlık diyen hanımefendi de yayından attım. Son dakika. Şey değil ya. Okey, anladık diye böyle. Tam aradığımız şey değildi. Onu da bir daha giremeyecek yayına ya. Umarım yani o huzurla. Son o hikaye okey. Bir an ben sürekli Türkçe çalın, Türkçe çalın diyordu da öyle. Ben de yani kendi istediğime göre çaldım. Sonra bunu söyledim. Okey, anladık demiş. Vallahi attım yani. Yani. Çok güzel bir tarz değil. Onun enerjisine şu an hiç istemem yani. Gerek yok. Neyse efendim. Çok sizleri kalplerinizden ve yollarınızdan öpüyorum. Ya bu tabi hanımefendi harbi gerçekten böyle yani ulan böyle mi yazılır yani? Sizleri kalplerinizden ve ruhlarınızdan öpüyorum. Yanımda hissettim sizi. Yanınızdayım zaten. Her zaman yanınızdayım efendim. Umarım bütün gece yani en derinizdeki en o acı duyguları da dışarı çıkarır. Ve bütün damarlarınıza dolaşıp o titreşim en kötü şeyleri aklınıza getirir. Ve yeni yeni böyle bir boşalmalar, rahatlamalar yaşatır. Yeni yeni iyileşmeler. Kendinize iyi bakın. Tatlı rüyalar, mutlu uykular. Hoşça kalın. İyi geceler diliyorum efendim.